videosunu çekmediğim ama canımın çektiği tavuk döner suna, yine Haylaz Bey'den Çanakkale'ye özgü bir firmaymış, sponsor falan değil. Bir kere daha söylemiştim sanırım. Evet, bu zurnamız var, patates, turşular, ketçap, ranch, bir de Sprite'ım var farklılık olarak. Bu videoda bunları yiyeceğiz ve bunu içeceğiz. Dilerseniz videoya başlayalım. Öyle. Bunlar böyle gösteri için duruyor burada. Kamerada işte resim falan çekerim diye, fotoğraf çekerim diye resimde. Şuraya birazcık ranch. Şuraya da birazcık ketçap. Patatesleri banarız. Evet, bu videoyu bir şeyler yiyip içerek izliyorsanız da şimdiden afiyet olsun diyorum ve çok uzatmadan bu videoya başlamış oluyorum. Evet, kayıtlar açık. Öyle. Patatesleri çıtır olmuyor. Genelde yumuşak şekilde geliyor. Ondan dolayı çok ses çıkmıyor patateslerde.
gördüğüm bir şeyden bahsedeceğim. Şu turşular var ya, biberiye turşusu diye geçiyor. Gariptir ki bunları marketten her alışımda böyle tatları bir farklı oluyor. Hem acı hem tatlı. Ama olur da bir dönerciye gidersem, olur da bir ne bileyim işte yemek siparişi verirsem ve yanına bundan getirirlerse genelde hep acı oluyor, hiç şaşmıyor. O tatlı acı tat yerine hani kokuyu bir acı tada bırakıyor. Sizde de böyle oluyor mu bilmiyorum. Bu bir görüş gibi bir şeydi, belirtmek istedim. O şekilde. Ondan sonra yiyeceğim acı bu arada. Biberler. Şu diğerleri benim evdekiler de bu. Bunun içinde geldim. Sosu aktı ya. İyice reklama dönecek bu video ama bunların mendilleri, ıslak mendilleri gerçekten çok iyi kokuyor ya. Buna anlam verebilmiş değilim. Gerçekten
annemden geldi. Son bir şey daha söyleyeceğim. Ardından da videoyu kapatırım. Küçükken bu yanında hani patates geliyor ya, dürüm aldığınızda ya da herhangi bir şeyde bir siparişte. Bunun yanına lezzet katmak için geldiğini düşünüyordum. Artık bunun hani dürümün yetmeyeceğini biliyorlar da sanki al gözün doysun, al karnın doysun dermiş gibi.